Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız çocuklarımız için hem örgüsü çok kolay hem de şık bir tığ işi bebek kazağı yaptım. Bugün bunun anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kazağın örgüsü çok kolay arkadaşlar. Yakadan yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre zincir yaparak başlıyoruz. Her sırada düzenli arttırmalar yapıyoruz. Roba bölümünü yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre tamamladıktan sonra bakın bu bölümde arka bölümü düğmeli yaptım. Burada birleştiriyoruz bakın. Buradan itibaren gövde bölümünü tek parça örüyoruz. Sonra kollarını ve bu fırfır bölümünü yapıyoruz. Kazanı örgüsünü bitiriyoruz. Bakın çok şık ve çok güzel arkadaşlar. Etek ucunda bu şekilde iki düz bir ters lastik uygulaması yaptım. Aynı örgüyü tekniğini kol uçlarında da bileklik bölümünde yaptım. Çok şık bakın arkadaşlar. Bu kazak örgüsünde iplik olarak ben bu ipliği kullandım. Ören Bayan markalı bir iplik. Süper Baby arkadaşlar. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 360 metre var. %100 akrilik özellikli bir iplik. Bu ipliğin renk numarasını soran arkadaşlar için de 001 bakın. Bu iplikten 2 adet iplik kullandım. Bakın bu 2 yumak bitti. İkinci yumaktan da bu kaldı arkadaşlar. 360 metrelik 2 iplik kullandım. Tığ olarak da elimin sıklığına, ipliğimin kalınlığına uygun olarak 3 milimetre tığ kullandım. Siz daha küçük veya daha büyük tığlarda kullanabilirsiniz. Elinizin sıklığına göre ve ipliğin kalınlığına göre istediğiniz numara tığları kullanabilirsiniz düğme olarak da bu arka bölümüne bakın bir adet düğme yaptım bebeği giydirip çıkarması çok kolay ölçülerinde size söylüyorum başlamadan fikriniz olsun arkadaşlar bugün bu kazan aynı ölçüsünü yapıyoruz bakın kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum 27 santimetre yüksekliğini ölçüyorum tam yüksekliğini ölçüyorum 34 santimetre kol altından yüksekliğini ölçüyorum 23 santimetre kol yüksekliğini ölçüyorum arkadaşlar kol altından Yükseklik 20 santimetre. Buradan tam yüksekliğini ölçüyorum. 31 santimetre. Bu ölçüde bir yaş bebek için güzel bir ölçü arkadaşlar. Benim size vermiş olduğum bu standart bebek ölçüsü arkadaşlar. Sizin bebeğinizin kilosuna göre daha büyük veya daha küçük çocuklarınız için olabilir. Eğer bebeğiniz gelişimi güzelse, kilolu bir bebekse 6 aylık bebek için olur. Bazen yorumlardan arkadaşlar soruyor. Sizinle aynı tığ numarasını kullandım. Aynı sayıda başladım. Ama benim yaptığım örgü çok küçük oldu diyorlar. Arkadaşlar el sıklığı da çok önemli. Bakın benim elim çok sıkı değil. Ve bu tığı kullandım. 3 milimetrelik tığ kullandım. Elimin sıklığına göre bu tığı kullandım ve çok sıkı yapmadım. Siz örgüyü çok sıkı yaparsanız benimle aynı sayıda başlamış bile olsanız yaptığınız ölçü daha küçük olacaktır. Bakın gözünüzün önünde santimetre olarak ölçüyorum. Siz ölçtüğünüz zaman ölçü daha küçük veya daha büyük oluyorsa elinizin sıklığı bunda etkilidir arkadaşlar. Buna dikkat ederek örgünüze başlarsanız çok iyi olacaktır. Bu kolay ve güzel kaza arkadaşlar her yaş kız çocuğunuz için yapabilirsiniz. Yeni doğan bebek için de yapabilirsiniz. 5-6 yaş çocuğunuz için de yapabilirsiniz. 15-16 yaşındaki yetişkin kız çocuklarınız için de yapabilirsiniz. Hazırsanız ipliği tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel ve kolay bebek kazağının örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızda yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi izlemeler. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Ben bugün örgümde Ören Bayan markalı Süper Baby ipliğini kullanıyorum. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 360 metre iplik var arkadaşlar. Çok kalın olmayan, ince dokulu, yumuşak bir iplik. Bebek ipliği. Ben bugün bu renk ipliği ve bu marka ipliği kullanıyorum. Ama siz istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak Bugün bu örgüyü yapabilirsiniz. Tığ olarak da 3 mm tığ ile başlıyorum arkadaşlar. İlk ilmeği bakın ben bu şekilde yapıyorum. Yavaş gösteriyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Çok sıkı olmayan zincirler yapıyorum. Başlangıç için, yaka başlangıcı için 75 zincir yapalım. 75 zinciri yaptım çok sıkı zincir yapmadım Arkadaşlar bakın bu 75 zincirin kaç santimetre olduğunda ölçüyorum bakın sıfır noktasına tutuyorum zinciri çektirmeden ölçüyorum 31 santimetre zincir uzunluğu var benim elimin sıklığına göre 31 santimetre için 75 zincir yaptım Arkadaşlar siz bazen bunu çok sıkı yapıyorsunuz. 31 santimetre için ben daha çok zincir yaptım diyorsunuz arkadaşlar. Size özellikle söylüyorum çok sıkı yapmayın diye. Tığ işi örgülerde eliniz çok sıkıysa yaptığınız örgüler sert olur. Benim elim çok sıkı değil ve yaptığım bütün örgüler çok yumuşak oluyor. Eğer eliniz sıkıysa daha büyük numaralı tığları tercih edebilirsiniz. Bunun üzerine şimdiki sırada yaka ayrımlarını yapacağız. Yaka ayrımlarını 11, 14, 22, 14, 11 olarak şeklinde yapıyorum. İpliği tığ üzerine arıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3. 4. ilmek içine trabzan yapıyorum. 11 trabzan yapacağız buraya. Bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. İpliği tığ üzerine alıyorum. Bakın yanında bulunan ilmek içine kol bölümü için trabzanlara başlıyorum. Kol bölümü için 14 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Son olarak 14 oldu. Kol bölümü için 14 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Yanında bulunan bakın takip eden ilmek için aynı ilmeği yapmıyorum. Trabzan yapıyorum. Buraya da 22 trabzan yapıyorum arkadaşlar. Siz bu bölümü kaç trabzan ile başladıysanız burası 2 katı olacak. 11 trabzan ile başladım. Burayı 22 trabzan olarak devam ediyorum. Bakın zincirler üzerine birer defa trabzan yapıyorum. 22 trabzanı yapalım. 22 trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. Kol bölümü için 14 trabzan yapıyorum. Bu kolda 14 trabzan yaptım. Buraya da 14 trabzan yapıyorum. Takip eden ilmek içine ilk trabzanı yaptım. Diğerlerine de trabzan yaparak devam ediyorum. 14 trabzanı yapalım. Kol bölümü için 14 trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. 11 trabzan yapıyorum bakın. Takip eden ilmek içine ilk trabzanı yaptım. Diğerlerine de trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bakın. 11 trabzanı yaptım arkadaşlar böylece yakanın roba ayrımlarını da yapmış olduk ön bölüm kol bölüm ve arka bölümü belirledik arkadaşlar 11 trabzan yaptım buraları kol bölümünü 14 trabzan yaptım burayı da 22 trabzan yaptım İkinci sıradayız bu sıradan arttırmalara başlıyoruz roba ayrımlarındaki arttırmaları arkadaşlar bir sırada bu arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapacağız bir sonraki sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız daha sonraki sırada tekrar 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapacağız bu şekilde dönüşümlü yapacağız bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine bakın. Bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar trabzanları yapalım. Buraya 2 4 6 8 10 11 trabzanı yaptım. Bu arttırma yerine bir trabzan 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan 2 zincir, bir trabzan yaptım. Diğer ilmeklerin üzerine de trabzan yapıyorum. Bakın arttırma yeri bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu arttırma yerine kadar trabzanlar yaparak devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları yaptım. Bu arttırma yerine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine trabzan yapıyorum. Bakın burada da arttırmayı bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde yaptım. Bu şekilde devam edelim. Burada ve burada yine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. İkinci sırayı sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunu göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. 3 ilmek atlayarak yaptığım bir trabzan vardı. Bunun bu son zincirin üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın. Burada da 2, 4, 6, 8, 10, 12 trabzan oldu. İkinci sırayı tamamladık. Bu sırada arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Üçüncü sıradayız. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada arttırma yerlerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine de trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar trabzanları yapalım. bu arttırma yapacağım yere geldim bu arttırma yerine 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yapıyorum 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanı yaptım diğer ilmekler üzerine birer defa trabzan yapıyorum Bakın arkadaşlar bu sırada bir trabzan iki zincir bir trabzan yaptım. Şimdiki yaptığımız sırada arttırma yerinde iki trabzan iki zincir iki trabzan yaptım. Bu sıradaki bütün arttırmaları aynı yapacağız. Burada da iki trabzan iki zincir iki trabzan yapacağız. Burada da iki trabzan iki zincir iki trabzan. Burada da iki trabzan iki zincir iki trabzan yapacağız. Diğer ilmekler üzerine birer defa trabzan yapalım sıra sonuna kadar tamamlayalım 3. sırayı sıra sonuna kadar tamamladım arkadaşlar bakın bu sırada bu 4 yerde arttırma yerlerinde 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yaptım 4. sıradayız 4. sırada arttırma yerlerinde 1 trabzan 2 zincir 1 trabzan yapıyorum 1 zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. arttırma yerinde bir trabzan iki zincir bir trabzan yapıyorum bir trabzan iki zincir bir trabzanı yaptım diğer ilmekler üzerine birer defa trabzan yapıyorum Bu sırada da bu arttırma yerlerinde bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapalım. Diğer ilmekler üzerine birer defa trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada da bakın arttırmaları bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 5. sıradayız. 5. sırada bu arttırma yerlerinde iki trabzan, 2 zincir, iki trabzan yapıyoruz. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. arttırma yerine geldim. Buraya 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yapıyorum. 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanı yaptım diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Böyle arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu arttırma yerlerinde de 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Sırayı tamamlayalım. Bakın 5. sırada da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan arttırması yaptık. Bakın 1. sırada 2 zincirli arttırma yerlerini belirledik. 2. sırada arttırma yerlerinde bakın 1, 2, 3, 4 yerde arttırma yapıyoruz. Yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre robanın örgüsünü bu 4 noktadan arttırmalar yaparak devam edelim robanın örgüsünü 8 sıra olarak tamamladım buraya kadar arkadaşlar bakın bir sırada 1 trabzan 2 zincir 1 trabzan yaptım bir sonraki sırada 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yaptım tekrar 1 trabzan 2 zincir 1 trabzan bir sonraki sırada iki trabzan 2 zincir bir iki trabzan yaptım bu şekilde devam ettim dönüşümlü yaptım 8 sıra olarak tamamladım sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 şu şekilde de bakalım bakın arkadaşlar görüntü böyle oldu bu sırada birleştiriyorum Bakın en son ilmek ile burada sıra başında yaptığım ilmeği ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum ilmeğe tığ taktım iplik aldım çektim tığın üzerinde bulunan ilmekten de çektim bakın burayı birleştirdik arkadaşlar tek parça yaptık 2 zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum bakın örgünün geliş yönüne göre devam ediyorum bu sırada ilmekleri artık bu şekilde yapmıyorum bakın 2 ilmek var böyle almıyorum burada iki ilmek görünüyor bakın 1 2 1 2 bu ilmekleri şu ilmekleri alarak yapacağız bakın trabzanları diğer tarafta bulunan ilmekleri alarak trabzan yapacağız bu ilk ilmeği bakın diğer tarafta bulunan ilmekten alıyorum trabzan yapıyorum aynı şekilde ilmekten alıyorum trabzan yapıyorum Bakın böyle ilmeklerin birisi burada duruyor arkadaşlar birer ilmek bu tarafta duruyor birer ilmekten alarak bu arttırma yaptığımız yere kadar devam edelim birer ilmekten alıp trabzan yaparak arttırma yaptığım yere kadar tamamladım bakın arkadaşlar buraya iki trabzan iki zincir iki trabzan yapıyorum bakın bir alt sırada bir trabzan iki zincir bir trabzan yaptım bu sırada iki trabzan iki zincir iki trabzan yapıyorum iki trabzan iki zincir iki trabzanı yaptım burada bulunan ilmekleri de burada yaptığım gibi tek ilmekten alarak trabzan yapıyorum bakın Tek ilmeklerden alarak trabzan yapıyoruz. Ilmeklerden trabzan alıp trabzan yaparak buraya kadar devam edelim. Burada, burada ve burada yine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan şeklinde arttırmaları yapalım. Diğer ilmeklerden tek ilmeklerden alarak trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk yaptığım bu ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum bakın birleştirme yaptığım yerin görüntüsü böyle oldu arkadaşlar. Bu sırada ilmekleri bir ilmekten aldık. Bakın bu ilmekleri boşta bıraktık. Sıra sonuna kadar aynı şekilde yaptım arttırma yerlerinde de 2 trabzan, 2 zincir 2 trabzan yaptım. Bakın 4 arttırma yerinde de aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir 2 trabzan yaptım. Bu boşta bıraktığımız ilmeklere daha sonra fırfır bölümünü yapacağız. 2 zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum. Bu sırada trabzan sırası yapacağız arttırma yerinde de bir trabzan 2 zincir bir trabzan yapacağız bakın burada 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yaptım bu sırada bir trabzan 2 zincir bir trabzan yapacağız. Artık trabzanları normal yapıyoruz bakın 2 ilmeği birlikte alarak trabzan yapıyorum. tek ilmekten yapmıyorum. İki ilmeği birlikte alarak trabzan yapıyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Bir arttırmayı sizinle birlikte yapalım. Arttırma yerine kadar trabzanları yaptım. Buraya bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. bir trabzan iki zincir bir trabzanı yaptım diğer ilmekler üzerine birer defa trabzan yapıyorum bakın bu şekilde trabzanlar yaparak devam edelim arttırma yerlerinde bakın burada burada ve burada bir trabzan iki zincir bir trabzan şeklinde arttırmalar yapalım sıra sonuna kadar tamamlayalım sıra sonuna kadar tamamladım son ilmek ile İlk ilmeği ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum arkadaşlar. Bakın şeklini görelim. 10. sırayı tamamladık. Roba bölümünde ilk 8 sırayı normal trabzanlar yaptık. Arttırmaları bir sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde yaptım. Bir sonraki sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde dönüşümlü yaptım. 9. sırada birer ilmekten alarak trabzan yaptım. Bakın. 10. sırayı yine her ilmek üzerine bir trabzan yaptım bu şekilde oldu şöyle katlayalım bakın arka bölümün görüntüsü böyle ön bölümün görüntüsü böyle benim yapacağım ölçü için bu yükseklikten itibaren artık kol bölümünü ayıracağız gövde bölümüyle örgüye devam edeceğiz ama siz biraz büyük olsun istiyorsanız bir sıra daha bu şekilde trabzan sırası yapabilirsiniz kaç santimetre olduğunu ölçüyorum arkadaşlar bakın ölçtüğüm zaman 9 santimetre roba yüksekliği var genişliğini ölçüyorum bakın gövdenin genişliğini ölçüyorum arttırma yaptığımız yerden diğer arttırma yerine kadar 24 santimetre genişlik var benim yapacağım ölçü için yeterli bu dediğim gibi siz bir beden büyük olsun istiyorsanız bir sıra daha trabzan sırası yaparak arttırmalar yapmayı unutmayın ama dört yerde yine arttırma yapacaksınız. Ben roba bölümünü burada bitiriyorum. İki zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzan sırası yapıyoruz. Her ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Arttırma yaptığımız buraya kadar devam edelim arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları yaptım. Bu arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Kol bölümünde bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Bu arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. görüntüsü böyle oldu arkadaşlar kol altını yaptık bu şekilde oldu diğer ilmeklere birer defa trabzan yaparak devam ediyorum bu arttırma yerine kadar devam edelim arttırma yerine kadar trabzanları yaptım buraya da iki trabzan yapıyorum Bir zincir yapıyorum. İpliği tığ üzerine alıyorum. Kol bölümünde bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Bu arttırma yerine iki trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın bu kol altında bir zincir ile ön ve arka bölümü birleştirdik. Kol bölümünü ayırdık arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Şu şekilde bakalım. Kontrol edelim arkadaşlar. Bakın. Örgünün düz tarafı burası. Bakın buradan belli oluyor. Ters tarafı biraz daha kabarık duruyor. Burası örgünün düz tarafı olarak ben ele alıyorum. Şu şekilde baktığım zaman daha güzel anlaşılıyor. Ön ve arka bölümü birer zincir ile kol altında birleştirdim. Artık bakın örgü gövdenin örgüsüyle devam edecek. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzan sırası yapıyorum yine. Her ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Kol altını yaptığımız bir zincire kadar devam edelim. Kol altını yaptığımız yere kadar bakın trabzanları yaptım. Burada bir ilmek kaldı arkadaşlar bakın arka bölümde bir ilmek kaldı. Bu ilmek üzerine iki trabzan yapıyorum. 1 2 Kazak olacağı için biraz rahat olsun istiyorum. Bu bir zincirin üzerine iki trabzan yapıyorum. Bakın ön bölümün bu ilk trabzanın üzerine de iki trabzan yapıyorum. Burada bakın arttırma yaptım. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Görüntüsüne bakalım bu şekilde arkadaşlar. Diğer kol altına kadar devam edelim. Diğer kol altına kadar trabzanları yaptım. Bakın burada bir ilmek var. Bu ilmeğin üzerine, bu son ilmek üzerine iki trabzan yapıyorum. Bir zincirin üzerine iki trabzan yapıyorum. ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Bakın. Bu kol altında da 2 trabzan bu ilmeğe yaptım. Zincir üzerine 2 trabzan yaptım. Bu ilmek üzerine de 2 trabzan yaptım. Diğer kol altında da aynı yaptım. Burada da bakın aynısı oldu. Sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum 2 zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum bakın sıra başında ve sıra sonunda bu iki zincire devam ediyorum arkadaşlar İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim Sıra sonunda ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştirin. Bir sonraki sıraya geçelim. Kazak örgüsü bu sayı ile devam edecek. Siz isterseniz kol altında birer ilmek daha arttırma yapabilirsiniz. Genişlik tamamen tercihinize göre değişmektedir arkadaşlar. Yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre trabzan sırası yaparak kazak örgüsüne devam edelim. Kazağın gövde örgüsünü kol altı yaptığım buradan itibaren 22 sıra olarak tamamladım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 sıra oldu arkadaşlar. Santimetre olarak da ölçüyorum. Şu şekilde ölçtüğüm zaman 20 santimetre yükseklik var. Benim yapacağım ölçü için yeterli gövde örgüsünü burada bitirmiyoruz. Bu sıradan sonra düz ters örgü şeklinde lastik örgüsü yapıyoruz. Bakın örgüyü buraya kadar 3 milimetrelik tığ ile ördüm. Lastik örgüsünü biraz toplasın diye 2,5 milimetre tığa geçiyorum arkadaşlar. 2 zincir yapıyorum. İpliği tığ üzerine alıyorum. Bakın bu ilk iki trabzanı tığ boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı da düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. İpli tığ üzerine alıyorum. Bakın bu ilmeği, bu trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. İpli tığ üzerine alıyorum. Bu iki trabzanı düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın. İki trabzanı düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. Bir trabzanı da ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. Bir trabzanı ters taraftan boşluktan aldım trabzan yaptım. Bu iki trabzanı da düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. Bakın böyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Ters tarafın görüntüsü böyle. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar 2 düz 1 ters 2 düz 1 ters boşluktan alıp trabzan yaptım buraya kadar tamamladım bakın şaşıran arkadaşlar olabilir diye burayı size göstermek istiyorum arkadaşlar sıra sonunda 1 2 3 4 trabzan kaldı bu iki zincir yaptığım ters tarafta görünen trabzan olacak bu ikisi düz olacak bu ters olacak bakın bu bir tane fazladan geliyor bunu yok etmek için bu iki trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir tane kesmiş olduk. Ondan hiçbir sorun çıkmayacaktır arkadaşlar. Sonda bulunan iki trabzanı düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. İlmek kaydırması yaparak bu ilk yaptığım ilmek ile birleştiriyorum. Bakın bu iki zincir ters tarafta görünen trabzan oldu. Burada iki trabzanı ters taraftan boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Hiçbir görüntü bozukluğu olmadı bakın. Bakın. Görüntüsü böyle arkadaşlar. İkinci sıradayız. İkinci sırada bu yaptığımız trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluktan alarak trabzan yapacağız. İki zincir yapıyorum. İpliği tığ üzerine alıyorum. Bu iki trabzan düz tarafta görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. İkisi düz tarafta görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir tane ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. görüntü olarak bakın bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonunda ilmek kaydırma yaparak birleştirelim bir sonraki sırada yine nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alıp trabzan yapalım lastik örgüsüne devam edelim tercihinize göre 4 sıra yapabilirsiniz 5 sıra yapabilirsiniz istediğiniz kadar yapabilirsiniz burayı tamamlayalım gelelim arkadaşlar lastik örgüsünü ben tamamladım arkadaşlar Bakın bu başlangıçtan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 sıra oldu. Bu yükseklik benim için yeterli. Siz isterseniz bir sıra daha yapabilirsiniz veya bir sıra eksik yapabilirsiniz. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın birleştirdim. İpliği kesiyorum. görüntüsü bu şekilde oldu. Ters tarafının görüntüsü böyle, düz tarafının görüntüsü böyle oldu arkadaşlar. Gövde bölümünü tamamladık. Bakın çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Kol örgüsünün birisini ben yaptım. Şimdi diğer kolu sizinle birlikte başlayalım. Yine aynı şekilde gövde bölümünde yaptığımız gibi trabzan sırası yapıyoruz. Kol ucunda da burada yaptığım gibi bakın 2 düz 1 ters boşluklardan alıp trabzan yaptım. Kol altından başlıyorum. Kol altında bakın ön ve arka bölümü birleştirirken bir zincir yapmıştım. Bu zincirden ipliği bir defa bağlıyorum. Bağladığımız zaman daha sağlam oluyor. O ilmekten bir ilmek yapıyorum ipliği tığ üzerine alıyorum. Bakın kol altının burada ön ve arka bölümleri yaparken ikişer trabzan yapmıştım. Kol içinde iki trabzan yapıyorum bu arttırma yerine. 1 2 bakın arttırma yerine iki trabzan yaptım kol çevresinde trabzanlar yaparak devam ediyorum her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar devam edelim. Kol çevresinde trabzanlar yaparak bakın kol altını yaptığımız yere kadar tamamladım. Bu arttırma yerine de başlangıçta yaptığım gibi iki trabzan yapıyorum. Bakın bu zincirli boşluğa iki trabzan yapıyorum. Bir. 2 son yaptığım ilmek ile burada yaptığım bakın ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın gövdenin devamı gibi oldu arkadaşlar. İki zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Kol bölümünde de gövde bölümünde yaptığımız gibi sıra sonlarında örgüyü çevirerek örelim. Yoksa görüntü farklı olur. Burayı düz devam ederseniz gövde ile görüntü farklılığı olur arkadaşlar ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum diğer ilmekler üzerine de trabzan yapıyorum bakın her ilmeğe bir trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar trabzanları yaptım son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum bakın arkadaşlar kol örgüsü daha belirgin oldu bu sayı ile kolun örgüsüne devam edeceğiz kolun bu bir sırada benim 44 trabzan var. 14 trabzan ile başladık. Arttırmalar yaptık. Kol altında da bakın. 2 burada, 2 burada arttırma yaptım. Bu bir sırada toplam 44 trabzan var. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine de trabzan yapıyorum. Bakın sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda burada bulunan ilmek üzerine de trabzan yapacağız. Hiçbir ilmek atlamadan sizin kolda kaç ilmek olduysa arada bir sayın arkadaşlar. Eksiltme veya arttırma yapmamaya dikkat edin. Onun için sayarak yaparsanız iyi olur. Birkaç sıra sayarsanız zaten alışırsınız. Saymanıza gerek kalmaz artık. Şöyle gösterelim. Bakın kolun örgüsünü ben bu kol örgüsünü trabzanlar şeklinde devam ettim. Bileklik bölümünü böyle yaptım. Bu kolun örgüsünü de gövdenin sıra sayısınca yapabilirsiniz veya 1 iki trabzan sırası eksik yapabilirsiniz. Yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre kolun örgüsünü bu bileklik bölümünü yapacağımız yere kadar trabzan sırası yaparak devam edelim. Kol örgüsünü 21 sıra olarak bakın ben tamamladım. Birleştirme yaptığım buradan sonra sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Gövde bölümü bakın buradan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bakın buraya kadar yapmıştım. Gövdeyi 22 sıra yaptım kolun örgüsünü bir sıra eksik 21 sıra yaptım. Bu sıradan itibaren bileklik bölümünde bunun gibi bakın iki düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak bileklik yapacağız. Sıra sonunda ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Düz tarafındayım. Bu ilk iki trabzanı boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bakın düz taraftan yapıyorum bu trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum iki trabzanı düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bir trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum iki düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu burada yaptığımız gibi iki düz bir ters boşluktan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım Sıra sonunda iki trabzanı düz taraftan boşluktan alarak trabzan yaptım. Son ilmek ile ilk yaptığım bu ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu iki zincir yaptığımda ters tarafta görünen trabzan oldu bakın arkadaşlar. Bileklik bölümünün görüntüsü böyle oldu. İki zincir yapıyorum. Bu sırada bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu düz gördüklerimi düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Ters tarafta gördüğümü ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Düz görüyorum, düz boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar yaptım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın bileklik bölümünün görüntüsü böyle. Bir sıra daha nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Düz gördüklerimi düz taraftan boşluktan alıyorum. Ters tarafta gördüğümü ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar. İpliği kesiyorum. ilmeğin içerisinden bakın çektim kolun örgüsünü tamamladım bakın kaç sıra göründüğünü sayıyorum Bakın bu bu sıra trabzan sırası 1 2 3 4 sıra görünüyor 3 sıra iki düz bir ters boşluktan alıp trabzan yaptık diğer bölümü de aynı yapmıştım bakın aynı oldu Siz isterseniz bir sıra daha devam edebilirsiniz tercihinize göre bir sıra fazla bir sıra eksik yapabilirsiniz Ben bu kol bölümünü Burayı yaptığımdan biraz daha sıkı yapmaya çalıştım arkadaşlar. Daha dar olsun istedim. Siz biraz daha sıksın isterseniz bu bileklik bölümünün bu ters yaptığımız yerlerde birer ilmek kesme yapabilirsiniz. Ben kesme yapmadım. Elimi biraz daha sıkı yaptım. Bakın topladı burası. Kol ve gövde bölümünü tamamladık. Görüntüsüne bakalım. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bu yaka çevresini ve buraya düğme yapacağız düğme biritini yapmak istiyorum düğmenin biritine bakın bu yakanın bu bölümünden başlıyorum bu taraftan başlıyorum bu başlangıç yaptığım yerden değil buradan başlıyorum buraya düğme biriti yapacağız bir defa ilmek yapıyorum bir zincir yaptım sağlamlaştırdım bu trabzan sırasına iki sık iğne yapıyorum 1 2 Bakın diğer trabzan sırasına da 2 sık iğne yapıyorum. 1 2 1 2 Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. İpliğin ucunda içeride tutuyorum bakın. Başlangıç yaptığım ipliğin ucunu. Son sıraya kadar geldim. Son sırada bu, bakın iki bölümü birleştirdiğimiz yer var. Buraya ilmeği takıyorum, bakın tığı takıyorum, ilmek aldım, çektim, ilmek kaydırması yaptım. Şimdi diğer taraftan devam ediyorum. Yine aynı şekilde sık iğneler yapıyorum. trabzan sırasına geldim. Buraya düğme biriti yapıyorum. Düğme biriti yapmak için zincirler yapıyorum. Ben 5 zincir yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere sık iğne yapıyorum. Siz bu 5 zinciri buraya yapacak olduğunuz düğmenin büyüklüğüne göre 6 yapabilirsiniz, 7 yapabilirsiniz. Dikecek olduğunuz düğmeyi Buradan geçirin. Eğer tam gen denk geliyorsa bu 5 düğüm zincir yeterli olacaktır. Sık iğneler yapmaya devam ediyorum bakın. Buraya bir sık iğne yaptım. Yakanın çevresinde de sık iğneler yapıyorum. Buraya kadar yapacağız. Her ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Sık iğneler yaparak bu başlangıç yaptığım yere kadar devam edelim. Yakanın çevresinde sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile bakın ilk başlangıçta yaptığım bu ilmeği ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar yakanın çevresinin görüntüsü de böyle oldu. düzgün oldu. Bakın sık iğneler yaptık. Daha düzgün göründü. Buraya düğme diktim ben arkadaşlar. Bu düğme biriti yaptığım yerin tam karşısına gelen sıraya bir tane düğme diktim. Şu şekilde takarak kullanıyorum bakın. Gövde bölümünü kollarını yaptık. Şimdi bu roba bölümüne fırfır bölümlerini yapacağız arkadaşlar. Fırfır bölümlerini bakın burada roba bölümünü yaparken birer ilmekten alıp trabzan yapmıştım. Burada boş bulunan bakın bu boş görünen ilmeklere fırfır bölümünü yapacağız. Yine bu arka bölümden başlıyorum. Bu ilmekten bir defa ipliği bağlıyorum. ilmek yapıyorum 2 zincir yapıyorum şöyle Bakın şu ilmekleri göstereyim size bakın burada boş görünen ilmekler var bu ilmeklere 3'er trabzan 2 trabzan 3 trabzan 2 trabzan şeklinde yapıyorum bakın aynı ilmeğin içine 3 trabzan yapıyorum 1 2 3 ikinci ilmek bakın bunun içine 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Bu ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. bu ilmek içine 2 ikili yapıyorum 1 2 3 ikili 2 ikili kroşe bu şekilde ikili yapıyoruz bakın arkadaşlar tekrar gösteriyorum Burada bakın trabzan sırası yaptık. Birer ilmekten alarak yapmıştım. Bu boşlukta bulunan ilmeklerden alıyorum. Bakın bu kol bölümünün buraya kadar devam edelim. Buradan buraya nasıl geçiş yaptığımızı sizlere göstermek istiyorum. Bu arttırma yaptığım yere kadar bakın. Bir ilmeğe iki trabzan, bir ilmeğe üç trabzan yaptım. Buraya kadar tamamladım. Burada da bu trabzan yapmaya devam ediyoruz. Arttırma yaptığımız yerin bakın bu ortaya trabzan yapıyorum. Bakın iki trabzan yaptım. İpliği tığ üzerine alıyorum. Kol bölümünde bulunan bakın bu tek ilmeklere yine trabzan yaparak devam ediyorum. 2 3 Diğer ilmeği iki trabzan yapıyorum. Bu ilmeği 3 trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Trabzanlar yaptık. Fırfır bölümlerini elde ediyoruz. Bu arttırma yerlerinde de düzgün bir görüntü elde etmek için buraya bakın iki trabzan yaptım. Bu şekilde ilmeklerden 1 ilmeğe 2 trabzan 1 ilmeğe 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu arttırma yerlerinde de burada yaptığımız gibi bakın bu iki trabzanların ortasına yine ikişer trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın buralara sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar trabzanları yaptım. Bu son ilmeğe bakın iki zincir yaptığım bir ilmek var. Bunun içine de iki trabzan yapıyorum. Bu son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar. Bir sıra fırfır bölümünü yaptık. Görüntüsüne bakalım. Bu şekilde oldu bakın. Siz isterseniz böyle bir sıra olarak bırakabilirsiniz. Ben bunun üzerinden trabzan sırası yapıyorum yine. Arttırma yapmıyorum ama arttırmaları bitirdik artık. 2 zincir yapıyorum. Gördüğüm her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın. Her ilmek üzerine birer defa trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. İki sıra yeterli görüyorsanız iki sırada bırakabilirsiniz. Üç sırada yapabilirsiniz arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar bunun üzerinden bir sıra daha sıra sonunda birleştirip üçüncü sırada da her ilmek üzerine birer defa trabzan yaparak bu fırfır bölümlerini tamamlayalım. Fırfır bölümünü 3 sıra yaptım. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3. İpliği burada kesiyorum. 3 sıra yaptım arkadaşlar. 1. sırada arttırmalı sırayı yaptım. 2 ve 3. sırada her ilmek üzerine birer defa trabzan yaptım. Görüntüsüne bakalım. Bakın bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Kız bebeklerimizin, kız çocuklarımızın seveceği bir model oldu arkadaşlar. Bakın kazan örgüsünü böylece bitirmiş oldum. Arka görüntüsü de bu şekilde. Bakın giydirip çıkarması da kolay. 2 yumak iplikten de bu kaldı arkadaşlar. 2 yumak iplik kullandım. Bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 27 cm. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altının buradan tam yükseklik 23 cm. Omuzdan itibaren Tam yüksekliğini ölçüyorum. 34 santimetre. Kol yüksekliğinde ölçelim. Tam yüksekliğini ölçüyorum. 31 santimetre. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 20 santimetre. Bu ölçülerde bir yaşındaki bebek için standart ölçüler arkadaşlar. Benim elimin sıklığına göre bu ölçüde başladım. 1 yaş bebek ölçüsünde yaptım. Benim size vermiş olduğum bu ölçüler standart bebek ölçüleri arkadaşlar. Sizin bebeğiniz kiloluysa 6 aylık bebek için olur. Bebeğiniz kilolu değil standart ölçülerde ise 1 yaşındaki bebeğiniz için olur. Bakın çok güzel ve çok şık oldu. Böylece bir örgü anlatımının da sonuna gelmiş oldum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sevgiyle kalın.